Herkese merhabalar. Örgü PS YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalın altında kırmızı yazılı abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Zil simgesinde aktif hale getirirseniz diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Unutmayın abone olmayı ücretsizdir. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok tatlı bir patik modeli çalışacağız. Bu şekilde şirin, çok güzel. Altta taban öreceğiz şu şekilde. Şuraya kadar. Şurada küçük bir dikişimiz olacak. Bunu da tığ yardımıyla yapacağız. Gözükmüyor. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir patik modeli tamamıyla. Biz bu modeli 37-38 ayak numarası için yapacağız. 41 ilmekle başlayacağız. Eğer 36 örmek istiyorsanız 39 ilmekle başlayın. Eğer ki 39-40 numara örmek istiyorsanız da 43 ilmekle başlayacağız bu modele. Şu şekilde tuhafiyelerde bulabilirsiniz. En kalın iplerden baston ip diye geçiyor arkadaşlar. Dilerseniz yorum kısmında markasında yazarım. 5 numara şu şekilde şişimiz var. Misinalı şişiniz varsa onunla daha rahat örebilirsiniz. Ama ben bunlarla ördüm. Şöyle bir kordon süslememiz var. Ve şu şekilde de bir siyah bir boncuğumuz var. Düğme de olabilir siyah ip. Ve kenar oyasını yapmak için 2,5 mil tığ kullanacağız. Dilerseniz yapımına geçelim hemen. Şu şekilde ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Bu birinci ilmeğim. Şu şekilde tutuyorum ben. Bir buradan bir buradan alarak ikinci ilmeğimi oluşturdum. 3 4 5 6. Bu şekilde 39 ay pardon 41 ilmek atalım. Evet, 41 ilmeğimizi attık bu şekilde. Şu şekilde de bağladım ucunu 41 ilmek. Şimdi ilk sıramız biraz zor olacak. Şu şekilde haroşa örgü yapıyoruz. Ben haroşamı iki taraftan da düz örüyorum. Bu şekilde bir tane ilmek kalana kadar haroşamızı örelim. Evet, son bir ilmek kaldı. Sonuncu ilmeğimizi bu şekilde tersten örüyoruz. Kenar ilmeğimiz güzel gözüksün diye. Hemen ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar örüyoruz. Ve bir diş elde etmiş olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, son ilmeği yine tersten örüyoruz bu şekilde. Şimdi 36 ayak numarası örenler 15 tane ilmek örecek. Sağda ve solda 15 ilmek, ortada 9 ilmek bırakacak. Biz 38 ayak numarası için 41 ilmekle başladık. 16 sağda, 16 solda, ortada yine 9 ilmek. Ortadaki 9 ilmek sabit. Ayak numarasını büyüttük. Ne kadar büyütürseniz büyütün. Şu 10 ön sırasının ilmeği 9 olacak arkadaşlar. Şimdi 16 tane ilmeğimizi örüyoruz. İlkini örmeden aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 ilmeğimiz sağda bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16 ilmeğimiz burada. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz ön tarafa ayıracağız. Şimdi patiğimizin ön bölümünü örmeye başlayacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Şimdi şuradaki şişimi, ilmeklerimi şöyle küçük bir yere aktaracağım. Daha net anlaşılsın diye. Evet, şu şekilde. Şimdi 9 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi ters çeviriyoruz. İlkini örmeden alıyorum. 9 tane ilmeğimizi örüyoruz yine. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi bunu da farklı bir şişe alacağım. Bunları şimdi örmeyeceğimiz için bu şekilde farklı numaralı bir şişe aktarıyorum. Öreceğim zaman yine 5 numara şişe aktarımını yapacağız. 16 ilmeğimiz de bu tarafta. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi bu şekilde burası haroşa olacak. Şimdi bir diş ördük, bakın. Bir diş. Şurayı saymıyoruz. Buradaki tüm ilmekler de aynı. Bir diş ördük. Burası 11. 11 diş olana kadar öreceğiz. Burada sadece dikkat etmemiz gereken yer, şu kenar ilmeklerinin güzel gözükmesi için ilk ilmeğimi aldıktan sonra ipimi ön tarafa alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 sonuncuyu tersten örüyorum. Bu şekilde. Kenar ilmekleri güzel görünsün diye. Hemen burada ilkini örmeden aldım. Tekrar 8 ilmeği örüyorum. 9 uzunluğunu tersten örüyorum. Tekrar ön tarafa aldım, bakın. Bu şekilde. Şimdi bakın 2 diş oldu. Hemen gözüküyor. Birinci diş, ikinci diş. İki diş ördük. Toplamda 11 haroşa olana, yani 11 diş olana kadar bu şekilde tamamlayalım. Daha sonrasında oradan devam edeceğiz. Evet. 11 diş sıramı ördüm şu şekilde, bakın. Şu en altı başlangıcımızı saymıyoruz. Şurada bir diş komple örmüştük. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu alt tarafı da sayarsak eğer 12 olmuş oluyor. Şimdi artık ilmeklerimizi çıkaracağız. Şu kenar ilmeklerini ne kadar sıkı çıkartırsanız o kadar patiğimiz güzel durur. Ona dikkat edelim. Bu şekilde örüyoruz. En sondakini de düz örüyorum artık. Şu şekilde bir tığ alıyorum. Hemen bakın. Şuradaki ilmek değil, bir alt sıradan ilmeğimizi şu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın şurada ne var? 1. Hemen altındaki sıradan 2 diye şu şekilde çıkarabiliriz. Ben hemen diğer şişimi takacağım. Daha kolay oluyor. Hemen değil, sırasından şu şekilde. Hem de daha sıkı olmuş oluyor bu şekilde. Çıkartırken ilmeklerimizi sıkı çıkarmamıza, bol değil de kenar ilmeklerini bu şekilde çıkartıyoruz.
Toplamda 12 tane ilmek sayımız olacak. Evet. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane de burada çıkarmıştım. 12 tane ilmek sayım oldu. Şimdi burayı normal haroşa şeklinde örüyoruz. Şimdi diğer tarafı nasıl çıkartacağımı göstereceğim. Çünkü burası örgümüzün ön yüzü. Son ilmeğimizi yine tersten örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi çeviriyoruz örgümüzü. Şimdi burayı yine tekrardan örüyoruz. Bakın örgümüzün ters yüzündeyiz. İlmeklerimizi çıkarttığımız yer gözüküyor. Hemen burayı örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde haroşamızı örelim burayı. Burayı da örelim. Buradan nasıl ilmek çıkartacağını göstereceğim. Evet, şimdi buradan bu şekilde ördüm. Buradaki gibi buradan çıkartırsak şuradaki örgü çıkarımı ön tarafa düşecek. Bakın burada iki yerde aynı. Bu şekilde olması için hemen örgümüzün ters yüzündeyiz. Şu şekilde çeviriyoruz. Örgümüzün düz yönünü. Hemen burada en son ilmeğin bir altından tığımızı sokarak ilmeğimizi şekilde çıkartıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. İlmeklerimizi çıkartırken sıkı, yani bol değil de sıkı bir şekilde çıkartmamıza dikkat edelim. Başka bir püf noktası yok burada. Hemen diğer altından çıkartıyorum ilmeğimi yine. Şu şekilde hemen şişime sokuyorum. Sıktırıyorum. Buradan da yine 12 ilmek çıkartacağız. Bakın hemen şu şekilde göstermek istiyorum. İlmeğimi tutup şu şekilde çıkarıyorum. Takıldı. Hemen direkt şişime takıyorum sıkı bir şekilde. Sonra bir altından bu şekilde çıkartıyorum. Sonra bir altından çıkartıyorum bu şekilde. Bir altından bir altından. İki, dört, altı, yedi oldu. Bir altından. Dediğim gibi sıkı çıkartırsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Onu da neden söylüyorum? Hani ördüğünüz zaman birleşimde çok bol yaparsanız araları delik gibi durur. O yüzden. Bir altından. Bir altından. Sonuncusunu alıyoruz şuradan. Şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek de buradan çıkarttık. Şimdi tekrar ters çeviriyoruz. Örgümüzün arka yüzünü çeviriyoruz tekrar. İpimizi ön tarafa alıp buradaki haroşamızı örüyoruz. Evet. Uzun şiş olunca birazcık avantaj oluyor kamera açısından. Misinalı şişe takarsanız 5 numara 5 mil, yani daha rahat öreceksinizdir. Ama dediğim gibi ben iki şişle ördüm ilkini, ama şimdi
rahat anlaşılır olması açısından bu şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Örgümüzün tekrar ön tarafına geldik. Evet, burada bakın her iki tarafta da iki diş haroşamız oluştu bakın. 1, 2, en altı saymıyoruz. Burada da en altı saymıyoruz. 1, 2. Bu şekilde burası 8 diş olana kadar, yani 6 diş daha örelim. Bu şekilde buradan örüyoruz. Tekrar geliyoruz. Örüyoruz, geliyoruz, örüyoruz, geliyoruz. Toplamda şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş haroşa olana kadar örelim. Daha sonrasında taban yapımızı anlatacağım. Evet, patiğimizin kenarlarını ördük. Görüntüsü bu şekilde. Patiğimizin bakın buradan şu en altı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.si de şişimde. Yine burayı da saymıyoruz. En altı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.si de şişti. Bu şekilde tam gözüksün diye misinalı şişime taktım. Şimdi hemen 5 numaralı şişimi aktarıp geleceğim. Evet, bu şekilde şişimi aktardım. Bakın bu tarafta, sağ tarafta 28 ilmek, sol tarafta 28 ilmek, ortada şu şekilde toplam 10 tane ilmeğimiz var. Şimdi tabanımıza geçeceğiz. İlk başta 28 ilmeğimizi örüyoruz. İlkini örmeden aldık yine. Bu şekilde 28 ilmeğimizi örüyoruz. Evet, 28 ilmeği ördüm. Şimdi ortada 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. Bu şişimle devam ediyorum örmeye artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada bir tane ilmeğim var. Bu tarafta da 28 ilmeğim var. Buradaki 10. ilmekle 28. ilmeği beraber kesiyorum. Bu şekilde. Döndürüyorum. Artık bu şişimi de çıkarıyorum. Bu ikisiyle beraber örmeye devam edeceğim. İlkini örmeden alıyoruz şu şekilde. Ön tarafa koyduk. Hemen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördükten sonra hemen ipimi kendime doğru alıp buradaki 10. ilmekle yandaki ilmeğimi birlikte kesiyorum tersten. Örgümüzün ters yüzündeyken, bakın ters yüzündeyken tersten kesiyoruz. Ön yüzündeyken düzden kesiyoruz. Şimdi ön tarafa geldim. Bunu örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine 10. ilmeğimde yandan bir ilmeği beraber birlikte ikisini kesiyorum. Şimdi tekrar örgümüzün arka yüzündeyiz. İlkini örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa alıp haroşa örgüme devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi kendime doğru aldım. 10. ilmekle yandan bir ilmeği beraber tersten kesiyorum. Bu şekilde. Bakın tabanımız oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi hemen belli oluyor. Yine bir tane daha göstereyim. İlkini örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Yine 10. ilmekle yandan bir ilmeği beraber düz kesiyorum. Örgümüzün düz tarafındayız. Hemen örgümüzün arka tarafına çeviriyorum. İlkini örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Örgümün ters tarafındayım. Kendime doğru aldım. 10. ilmekle yandan bir ilmek alarak birlikte kesiyorum. Mantığımız hep bu şekilde. Bakın, hemen şurada kenarları görüyorsunuz zaten. Bu taban kısmının başlangıcını bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Mantık hep aynı. Örgümüzün ters yüzündeyken tersten keseceğiz. Ön yüzündeyken önden keseceğiz. İki tarafta da ilmek sayımız 2, 4. 4 ilmek sağda kalacak. 2, 4. 4 ilmek solda kalacak. Şuradaki tabanımızı yapmak için. Şimdi bu şekilde devam edelim 4 ilmek kalana kadar. Evet, bu şekilde ördüm. 2, 4 tane burada kaldı. 2, 4 tane burada kaldı. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. İlkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 7. ve pardon 2, 4, 6, 7.yi ördük. 8. ve 9.yu beraber şu şekilde kesiyoruz. İlk eksiltmemizi yapıyoruz tabanda. Şimdi kenar ilmeğimizi normal önden kesiyoruz. Ön yüzünde olduğumuz için. Burada 3 tane kaldı. Şimdi çeviriyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. İlkini örmeden aldım. Yine 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bir tane daha ördüm. Bakın 3 ilmeğimiz kaldı. İpimi kendime doğru alıyorum. Yine sondan 2 ve 3.yü beraber kesiyorum. Tersten. Ve bir tane 10. ilmeğim oluyor bu. Tabi eksildiği için şimdi değişti. Kenardan da bir tane alıyoruz. Ve beraber bunları da yine ters bir şekilde kesiyoruz. Hem tabandan hem kenar ilmeklerinden azaltmalarına devam ediyoruz. Ortada toplam 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim kaldı. İlkini örmeden aldık. Yine 3 tane kalana kadar örüyoruz. 3, 4, 5. 5 tane ördük. Yine sonda 3 tane ilmeğim kaldı. Yine ikisini bir beraber kesiyorum. Bir de kenar ilmeğimizi kesiyoruz. Düz bir şekilde örgümüzün ön yüzündeyiz. Çeviriyorum. İlkini örmeden aldım. Yine 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet. 3 tane ilmeğim kaldı. İpimi kendime doğru alıp yine sondan 2 ve 3'ü beraber kesiyoruz. Sonuncu ilmekle kenar ilmeğimden bir tane alıp bunu da yine ters bir şekilde kesiyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. İlmek sayımız 2, 4, 6 tane kaldı. İlkini örmeden aldım. Yine 3 tane ilmeğimiz kalacak. Bakın 3 tane ilmeğimiz kaldı. Hemen 2 ve 3'ü beraber kesiyoruz. Sonuncu ilmeğimle kenardan bir tane ilmeği beraber düz bir şekilde kesiyorum. Şimdi çevirdim. İlkini örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir tane örüyoruz. 3 tane ilmek kaldı. 2 ve 3'ü ipimi kendime doğru alıp tersten kesiyorum. Sonuncu ilmekle kenar ilmeğimi birlikte yine tersten kesiyorum. Kenarda bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi çeviriyorum. Ortada toplamda 3 ilmeğim, 4 ilmeğimiz kaldı bakın. Kenarlarda bir tane, ortada 4 tane kaldı. Yine ilkini örmeden aldım. 3 tane ilmek kalıyor bakın. Hemen ortadaki ikisini beraber düz bir şekilde kesiyorum. Daha sonrasındaki kenar ilmeğimle sonuncu ilmeği beraber düz bir şekilde kesiyorum. Burası bitti. Şimdi çeviriyorum.
Buraya dikkat edeceğiz. İlkini örmeden aldım. Hemen ön tarafa bir tane kalmıştı ortada. Onu örüyorum haroşa. Kendime doğru alıp yine sonuncu ilmeğimle kenar ilmeğimi beraber kesiyorum ters bir şekilde. Örgümün ters yüzünde olduğum için. Şimdi yine ilkini örmeden aldım. Sonuncu ilmeği, ortadaki ilmekle sonuncu ilmeği beraber kesiyorum. Şimdi ters çevirdim. İkisini beraber kesip patiğimizin taban kısmını bitiriyoruz. Hemen patiğimi içinden geçirip bir tane düğüm yapacağım şuraya. Evet. Gördüğünüz gibi patik tabanımız bu şekilde bitti. Çok da güzel oldu. Şimdi ipimi çok kısa kesmiyorum. Biraz uzun kesiyorum. Dikeceğiz. Hemen iğnemi takıp geliyorum. Şu şekilde geniş ağızlı bir iğneye ipimi geçirdim. İlk önce şuradan şu tarafa doğru iğnemi döndürüyorum. Daha sonra döndürdükten sonra en altı görüyorsunuz. Şurası en altın kenar ilmeği. Şu kenar ilmeğinden değil de hemen ikinciden şu şekilde kenarından alıyorum ikinciden. Sihirli dikiş yapacağız. Evet şu şekilde. Şimdi hemen bunun da en altın bakın kenar ilmeği değil. Hemen şuradan ikinci ilmekten alacağım. Evet, tabanımız şurada, pardon, şuradan hemen alıyoruz. Birincisi burası bakın. Kenarlara dikkat edin. 2, 4, 6, 7, 8. En alt 8.'nin kenarından alıyorum hemen. Şimdi ikincisinin kenarından alıyorum hemen. Birinci değil, ikinci bakın. Şuradaki, şimdi şuradan alacağız. Şuradaki değil, yani şu kenarlardaki ilmeklerden değil. Hemen şuradan alıyorum bakın ikincisini. Bu şekilde dikkat ederseniz hiç dikiş izi belli olmaz. Şimdi üçüncü haroşanın ikincisinden alıyorum. Üçüncüsünü yine kenarından alıyorum. Şimdi dördüncü haroşanın kenar ikincisinden alıyorum. Yine aynı şekilde burada da dördüncüsünden. Şimdi 5. Burada da yine aynı 5. Şimdi üçüncüsünden alıyorum. Burada da yine üçüncüsünden alıyorum. İkincisinden alıyorum kenar ilmeğinden. İkincisinden yine alıyorum kenar ilmeğinden. Ve birincisinden alıyorum kenar ilmeğinden. Birincisinden alıyorum kenar ilmeğinden. Şimdi bu en altı da alıyorum ki en alt başlangıcını da kenarından alıyorum ki tam eşit bir şekilde patiğimizin birleşimi olsun. Buradan da yine başlangıç noktam burasıydı. İpimi de gizledim. Hemen buradan da en başa batıyorum. Evet, bu şekilde bakın hiç belli olmuyor. Hemen şuradan kenara batıp düğüm yapacağım. İçten gizli dikiş. Onu da nasıl yapıyoruz? Şu şekilde biraz içten yürütüyoruz ipimizi. Altta gözükmesini istemediğim için düğümün biraz bu şekilde yürütüyoruz. Şimdi en alta düğüm yapacağım. Bir tane daha. Evet, bu şekilde içten kesip düğüm yaptım. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Hemen şu kenarından da geçirip bir tane de düğüm buraya. Evet, şimdi ipimizi kesiyoruz.
Bir patiğimiz gerçekten bitti. Çok güzel bir patik oldu. Gerçekten ayağı da böyle yumuş yumuş oluyor. Şimdi aksesuarlarımızı yapalım. 2,5 mil tığımı aldım. İlk başta kenar oyasını yapacağım. Hemen herhangi bir yerden şu şekilde ipimi alıp sabitliyorum. Sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Daha sonra hemen altından kenarından, ikisini birlikte değil sık iğne yaptım, yerin kenarından bu şekilde sık iğne yaptım. Bir tane atladım, diğerine batıyorum. Hemen zaten belli. Batıp başına dolamadan sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın buradaki sık iğne 2 tane. Ben birinci değil ikinciden, bu şekilde ikinciden ilmeğimi alıp çıkarıp ikisini bir aldım. Bir tane atlayıp yine diğerine batıyorum. Sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen ikincisinden sık iğne yaptığımı bu şekilde batıp ikisini bir çekiyorum. Pıtırcık gibi oluşturuyorum. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Şimdi bu şekilde kenar oyamızı yapalım. Evet, kenar oyasını da bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu sol tarafa diktim. Bu sağ ayak olacağı için hemen böyle boncuğumu oraya dikeceğim. Şimdi boncuğumuzu hemen şu köşeye dikelim. Birinci değil, ikinci sıranın tam şurasına düğmeniz de olsa, hemen bakın birinci haroşa değil, ikinci haroşanın tam şurasına bu şekilde dikip gelelim. Evet, bu şekilde diktim. Hemen kordonumu alıyorum. Şöyle ikisini ortalıyorum. Hemen ikinci, bakın ikinci haroşanın şu tarafına, köşesine gelip tam şuradan, şuradan şöyle çıkartıyorum bir tanesini. Daha sonra bunu içinden şu şekilde geçiriyorum. Düğüm yapıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Şekilde. Daha sonrasında tabii ben birazcık da hızlı yaptım. Siz daha düzgün yaparsanız şöyle hemen yapayım. Tekli almışım. Bir daha göstereceğim. O yüzden şunun hizasına tam şu şekilde ikili alırsanız daha güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz. Şuradan tekrar çıkaracağım. Evet. Daha sonra çıkarttım bu kordonun içinden. Bunları geçiriyorum ve buraya hemen bir düğüm yaptık. Evet, bu daha güzel durdu. Şimdi hemen boncuğumun etrafından bir tane döndürüyorum. Bir tur bunu, bir tur da bunu ters tarafından döndürüyorum. Daha sonrasında buraya bir tane fiyonk yapıyorum. Düğme de yapsanız aynı şekilde yapacaksınız. Şöyle bakın hemen altına sıkıştırıyorum. Düğümü, yani boncuk üstte kalıyor. Herhangi bir açılma falan olmuyor. Evet, bu şekilde. Hemen manken ayağıma takmak istiyorum bunu da. Bunu da sizlerle beraber örmüş olduk. Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber bu güzel modeli örersiniz. Gördüğünüz gibi çok şahane bir patik modeli ve çok da şık duruyor tamamıyla. Video çok uzun olmazsa kordon nasıl yapılır videonun sonuna ekleyeceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Evet. Kordon nasıl yapılır onu ekleyeceğim demiştim videonun sonuna. Şu şekilde iğnemi sabitledim. Tabii ki ipimizin boyunu siz ayarlayın. Benim alanım dar olduğu için size bu şekilde göstereceğim. Bakın hemen iğneyi şu şekilde sabitledim. Yine birazcık çekeceğim geriye doğru. Şu şekilde birazcık kısaltayım.
gözükmesi açısından. Elimizle şu şekilde sağ tarafa kıvırıyoruz. İyicene kıvırın burgular belirleşene kadar. Evet, bakın elinizi yaptığınız zaman artık burgular belli oluyor. Ne kadar burguyu döndürürseniz o kadar güzel olur. Hemen burayı tutuyorum, hiç bırakmıyorum. Tam ortasından şu şekilde iğnenin oradan çıkarıyorum. Şöyle kıvırıyorum. Bakın kordonumuz hazır. Burayı da hemen şu şekilde bağlıyorum. Tabii siz bunu dediğim gibi patinizin boyunuza göre ayarlayacaksınız. Benim alanım dar olduğu için bu şekilde gösterdim sizlere. Hoşça kalın.